Afiyet olsun baba. Buyur gel oğlum. Ahmet aç mısın? Yemeğini ısıtayım mı? Sağ olasın ana. Karnım tok. Ne oldu oğlum? Niye canın sıkkın? Babadan mahsulü kalmamıştır baba. Yine aynı mevzuyu açacaksan... Öyle deme baba. Mühimdir. Hep kulak arkası edersin ama ben lafımda ısrarcıyım. Yerimiz yurdumuz Babadağ'dır, tamam. Lakin vaziyet de vahimdir. Toprağımız kurumuştur. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Güzel anam, sen bir şey de. Ablalarımı everdiniz. Bir ben kaldım bekar. Yapacağınızı yaptınız. Göçelim gidelim gayrı buralardan. En doğrusunu baban söyler oğlum. Yapmayın ana. Koca dünyada yer mi kalmadı baba dağdan başka? Şuhut vardır mesela. Bolluğundan namı yürümüştür. Oraya göçelim. Toprağından bereket fışkırır derler. Suyu bol, havası sağlam derler. Ya insanı? İnsan mesele midir baba? Biz iyi olduktan kelli. Herkes iyidir bize karşı. Dünyanın bin türlü hali var. Bilmediğim yerde, tanımadığım insanlarla oturmam ben. Kısa zamanda tanış oluruz baba. Burada doğdum, burada öleceğim ben. Ben giderim o vakit. Hı? Tek başına yapamazsın yaban ellerde. Başına türlü haller gelir. Baba, koca adam oldum ben. Kendimi koruyabilirim hamdolsun. Oğlum, Ahmet'im. Bizi bırakıp da gitme. Gideceğim ana, kararlıyım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Yolun açık olsun yavrum. Fazla uzağa gitme. Arada bir de olsa göster bize kendini. Bilinmeze gidiyorum ama korkmuyorum. Çünkü yanımda inancımı da götürüyorum. Hadi kızım. Belli ki bu köyde bizimkisi gibi kuraktır. Toprağı hayvanı kıttır. Varsın ellerindekini kendilerine yitirsinler. Bir de bizim boğaz eklenmesin. Selamun aleyküm ağalar. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam yeğenim, buyur. Şuhut buraya yakın mıdır diye soracaktım. Şu dağların ardındadır. Akşam oldu olacak, buyur gel misafir ederim seni. Allah razı olsun, ben yoluma gideyim. Sen bilirsin. Kalın sağlıcakla. Güle güle. Selametle. Allah izin verirse şuurdur bundan sonra mekanımız. Anamızı babamızı özleyeceğiz ama ne yapalım? Artık yola çıktık bir kere.
Köyümüzün suları hoştur içmeye, hoştur içmeye. Üstünde köprüsü var gelip geçmeye. Sevdiğimi vurdular da hiç mi hiçine, hiç mi hiçine. Yazık ettin ormancı köyün gencine. Aman ormancı, canım ormancı. Köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Bitti mi? Bitti. Hele şükür. Ne oldu ki Yakup dayı? Ne oldusu var mı yeğenim? Türkü okuyayım dedin, kulağımızın pası silinsin diye biz de şuraya geçtik. Ama sen bizi tabiri yerindeyse göçerttin. Ne kötü sesin varmış senin ya. Bizim imamdan iyidir yine de. Bak bu doğru işte. Hay Allah. Allah Allah. Ne yaptın be oğlum? Bu kaçıncı? Yapamıyorum bu işi baba. Yaparsın, yaparsın ama elin işte gözün oynaşta olduğu için. Ağır laf ediyorsun baba. Yalan mı? Sade bu değil ki. Ne iş tutsan bu böyle. Sen de çalıştırma o zaman. Git ulan, ne halin varsa gör. Elin çocukları babalarına iş tutturmaz, bizimkisi la havle ve la kuvvet. Selamun aleyküm emmi. Ve aleyküm selam yeğenim. Emmi burası neresidir? Burası Şuhut'tur. Sağ olasın. De hadi kolay gele. Sağ ol, sana da güle güle. De. Buyur. Sağ ol dayı. Nereden gelirsin delikanlı? Baba Dağı'ndan gelirim. Baba Dağı? Hı hı. Denizli'ye yakın bir kasabadır. Kimi tanırsın burada? Kimseyi tanımam. Kasabalının izni olursa buraya yerleşmektir niyetim. Estağfurullah yeğenim, izin de neymiş? Sen edebinle oturduktan gayrı. Adın ne? Ahmet. Ne iş tutarsın Ahmet? Memlekette tarla sürerdim. Burada ne iş olursa artık. 3-5 kuruş param var. Başımı sokacak bir yer bulduktan sonra iş bulacağım kendime. İyi bir gence benziyorsun sen. Sağ ol dayı. Yanımda çalıştıracak adam arıyorum ben de. Şayet kahvecilik yapabilirim diyorsan hemen işe başla. Kahvecilik dediysem çay demle, müşteriye daha temizlik filan yap. Eyvallah dayı, yaparım. Kışın soğuk, yazın da sıcak demezsen başını sokacak bir yerde veririm sana. Ya sen ne iyi bir insansın dayı. Adım Yakup'tur. Daha ne bekliyorsun? İşe başlamak için diyorum. Oturup durma da borçları toplamasalardan. Tamam dayı. Bu da kim ana? Babanın kahvede çalışmaya başlamış. Evde ne işi var?
Yabancıymış, kalacak yeri yokmuş. İyi valla, kasabanın civarından geçen her yurtsuzu eve alalım artık. Olacak iş mi? Gel oğlum. İşte. İçeride bir yatak var. Yorgan, neyin hepsi mevcut. Evet. Hı? Allah razı olsun Yakup dayı. Güle güle otur. Atı ne yapacaksın? Sen ne dersen. Sat birine gitsin. Lazım olmaz artık sana. Tamam, öyle yapalım. Hadi, Allah rahatlık versin. Sağ ol dayı. Kahveye yeni biri başlamış. Hmm, sorma. Babam evde kalacak yerde verdi herife. İyi oğlum işte. Kahveden yırttığın yetmiyormuş gibi evden de yırttın artık. Getir götür işini de ona yıktın mıydı? Tamam. Doğru aslında. Uşak gibi çalıştırmak lazım. Selim, dur biraz. Bak, bir gün başımıza bir iş alacağız Macar. Hiçbir şey olmaz bize, korkma. Bugüne bugün Efeler alayının başıyız şurada. Kızla bir konuşsaydın bari. Fikrini sorsaydın. Gönlü var işte oğlum, belli. Abi ne yaptın? Gene o Macar gavuru. Bu oğlan ne istiyor senden abla? Belli değil mi aslan? Beni istiyor işte. Bana sorarsan bu iş zor. Olacak İsmet. İllaki olacak. Nereye gidiyoruz? İçmeye. Arkadaşlar dere boyunda bekliyor. Ne vale? Hepsi hazır. Babamıza söyleyelim. Olmaz. Adı çıkmıştır Macar'ın. Belalıdır. Koca bir adır babamız. Niye korkacakmışız ki? Sus sen gene de. Tatsızlık çıkmasın. Köpek gibidir nazarımda. Olur olur gider. Hatır gönül yok arkadaş. Kim kimi yenerse. Tabii canım. Öyle diyorsun da milletin gözü korkmuş senden. Karşına çıkan yenilmeye hazır çıkıyor güreşe. Hadi ulan sen de. Bana gücü yeten varmış da sanki. Ben diyenlerin yalancısıyım. Yani korkmasalar yeneceklermiş beni ha? Öyle diyorlar. Kimmiş diyen? Bir isim ver. Veremem. Sözüm var. Tek isim ulan. Yemin etmişim Selim. Israr etme. Niye gelmiyor abi? Halep oradaysa arşın burada. Varsa bir baba yiğit çıksın karşıma. Güreş müsabakalarına kadar beklemeye gerek yok. Evet. Korku var abi, başka bir şey değil. Arkadan laf söylemek kolay. Doğru, bak. Kimse sırtını yere getiremez Selim. Gelsin üstüne karşı söylesin. Ya, söylesin. Söylesin. Dayı, şu güreş müsabakaları da neyin nesidir? Evlat, burası güneşin koşarak doğduğu, üzülerek battığı pehlivanlar diyarıdır. Her sene tertiplenir bizde. Gençler güreşe tutuşurlar. Aralarındaki en güçlüsü o sene Efeler alayının başı olur. Tek tek kasabanın ileri gelenlerine var. Güreşlerin başlamasına az kaldığını hatırlat. Şayet yine işe el atmayacaklarsa Efeler alayının başıyla bir yandaşını alıp getir. Baş üstüne al. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun baba. Canım bir şeye mi sıkkın senin? Yok bir şey baba.
İçme rakıyı zarar, fidan boynum kız zülfünü tarar. İçme rakıyı zarar, fidan boynum kız zülfünü tarar. Sevdiğini görünce la gözlüm gözyaşı döker ağlar. Sevdiğini görünce la gözlüm gözyaşı döker ağlar. Cemal bizi iyi ağırladı doğrusu. Hoş muhabbet oldu. Bu sohbetleri sıkça yapalım ya. Yapalım emmi oğlum. Canıma minnet. Hadi iyi geceler. Sana da. İçme rakıyı zarar, fidan boynum. Kolay gelsin yeğenim. Hoş geldin Yakup dayı. Sesin çok güzelmiş senin. Sağ olasın. Bizim cami imamı müezzin arar kendine. Şayet insanlığın gibi inancın da sağlamsa müezzinlik de yap derim. Yaparım. Bilirsiniz, bizim güreşler gelenekseldir. Yüz akımızdır. Civar yörelerden de birçok insan seyretmeye gelir. Geçen seneki ufak tefek tatsızlıklar olmasın isterim bu sene. Huzurlu geçsin isterim. Bize güven duy Arif ağam. Efeler alayı vukuata mahal bırakmaz evelallah. Öyle dersin de Selim oğlum, kulağıma hoş sözler gelmez sizin için. Ne olmuş ki ağam? İçip içip sağa sola sataşırmışsınız. Kim demişse yalan demiş Arif ağam. İçkinin haram olduğunu biliriz biz. Ağzımıza sürmeyiz. Ya konuşsana İsmet. Sümmaş ağam, ne içkisi? Sana Macar demelerinin sebebi içki içmen değil mi yani? Değil. Rengimden dolayı öyle derler bana. Peki. Müsabakalarda görüşürüz bakalım. Hoşça kal. Hoşça kal ağam. Güle güle. Yeni müezzin mi alındı camiye? Herhalde. Aferin. Her kimse layıkıyla okuyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya lessalâh. Hayya lessalâh. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hoş geldin yeğenim. Ver Yakup dayı. Diline sağlık Ahmet. Şu bet sesli imamdan kurtardın ya bizi. Allah razı olsun senden. Estağfurullah dayı. Sesi kötü belki ama insanlığı iyi imam efendinin. İzin verdi, sabah namazını da ben kıldırdım. Allah kabul etsin.
Allah razı olsun. Bir ada çayı yapayım mı sana? Yap. Gene Macar kazanır derim. Bu sene daha çetin geçecek benim tahminim. Yeni yetmeler arasında epey kuvvetliler var. Kuvvetli olduklarını nereden anladın be adam? Buyur dayı. Sağ olasın yeğenim. Yakup dayı, izin verirsen şu güreşlere ben de katılmak istiyorum. Israrla diyorsun. Evet. Senin de amma maharetin varmış be Ahmet. Biz de güreş tutardık Babadağ'da. Hani buradaki gibi yarış için değil de gücümüzü sınamak için. Kuvvetinin yerinde olduğu belli. Fakat çetindir bizim gençler. Benden sana söylemesi. Olsun. Haberin var değil mi? Herkesi yenersen Efeler alayının başı olursun. Kahvedeki konuşmalardan her şeyi öğrenmiştim. İzin veriyor musun? Hemen Arif Ağa'nın adamlarına varıp söyle. Senin adını da yazsınlar. Sağ ol dayı. Tamam delikanlı, seni de kaydettim. Haftaya hazır ol. Anlaşıldı. Tamam. Kal sağlıcakla. Güle güle. Kahvecinin yeni çırağı. Güreş tutmak istiyormuş. Caminin yeni müezzini aynı zamanda. Öyle mi? Kasabamıza göçmüş yakında. Yakup da işe almış hemen. Yakup iyi adamdır. Garibana yardım etmeyi sever. Biz de kahveye doğru bir uzanalım bakalım. Hayırlısıyla Seydi köyün çayırını da biçtirdin miydi? Bu seneki zahmetin üstesinden gelmişim demek. Ahmet, bize iki ada çayı ver oğlum. Hemen Yakup dayı. Sıkı bir delikanlıya benziyor bu. Ne yalan söyleyeyim. İlk gördüğümde sevmiştim ama bu denli iyi biri olduğunu hesap edememiştim. Kısa zamanda elim ayağım oluverdi. Müezzinlik de yapıyormuş. He, yapıyor. Bilal-i Habeşi gibi ses var çocukta. Dur bakalım. Güreşlerde ne yapacak? Ben onu merak ediyorum aslında. Keşke benim İsmet de bunun gibi olsaydı. İsmet iyi çocuk da... tahminim beraber gezdiği arkadaşları çeliyor fikrini. Macar diyorlar, bir oğlan var hani. He Selim. İşte onu hiç gözüm tutmuyor. Benim de. Yakup dayı, ikindi vakti geldi. Hadi git madem. Aferin bu oğlana. Hayda! Hayda bre! Hayda! Hoppa! Hayda! Haydi buraya.
Pehlivan! Pehlivan! Birlerden erlere kadar bu meydan, kılıncımız kan, kalkanımız kan, pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza Pehlivan. Altağa gidersen kalk durma, üste çıkarsan vur sarma. Hep beraber diyelim Muhammeden Resulullah. Muhammeden Resulullah. Allah Allah illallah. Muhammeden Resulullah. Muhammeden yiğit Allah. Aslanlara can gönülden alkışlarla diyelim maşallah. Haydi gençler, haydi aslanlar. Allah derman versin. Çalışmış. Hele şu nasıl dalıverdi gördün mü? Gördüm, gördüm. Helal olsun, helal olsun. Tamamdır, hadi helalleşin. Şuna da bak hele. Bu yendiği kaçıncı adam? Sana bir şey diyeyim mi Yakup? Bu olan sonunda Macar'la karşı karşıya kalıyor. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi senin oğlanla eşleştiler bak. Yapma. Şimdi kimi tutacaksın bakalım? Ne bileyim ben. Şaştım kaldım valla. Gitti ulan şunu. Dört güreşçi kaldı abla. Kimi tutuyorsun sen? Ben Yakup'un oğlunun karşısına çıkanı tutuyorum. Ekmek yediğin yere yanlış mı yapacaksın lan? O başka, bu başka. Hem sevindim hem üzüldüm. Helal olsun. Helal aslan sana helal. Hadi bakalım. Sen dışarı. Yaman çıktı senin yerin. Ne biçim konuşuyorsun sen kız? Nereden benim oluyormuş elin adamı? Tamamdır yiğitler. Allah Allah.
Senin Ahmet'e kaldı iş. Selamlaşın. Hadi bakalım. Allah bismillah. Hadi Ahmet. Hadi Ahmet'im, hadi Ahmet'im. Sen yenilmezsin, hadi. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. Bence Selim alır. Hadi Selim'im. Hadi, 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 hadi. Bırakma. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Dürtüp durma kız sen de. Hadi Ahmet, hadi. Yapma yabancı. Pişman olursun sonra, hadi. İşte bu kadar. Aferin yeğenim. Nereden buldun bu oğlanı be Yakup? Aferin. Aferin. Hadi bakalım. Sahiden de Yaman yiğitmiş. Yakışıklı derneği. Allah sahibine bağışlasın. Bunun hesabını verecek. Efeler alayının yeni başı sensin artık müezzin. Sana gariban dedik ama hiç de değilmişsin. Kasabalı gençlerin en önde gideni olacaksın Molla Ahmet. Onlara misal olacaksın. Molla mı? Yakışmadı mı? Yakıştı. Al bu senin. Efe'ye cepken yakışır. Sağ ol. Sağ ol yeğen. Helal. Gece bir rüya gördüm abla. Tuhaf şeyler oluyordu. Hayırdır inşallah. Eline kına yakıyorlardı senin. Yüzünü kırmızı bir duvak örtüyordu. Damat kimdi? Macar Selim'di. Kız. Şaka şaka, Selim değildi. Kimdi peki? Kim olsun isterdin? Söylesene kız. Ahmet'ti. Hadi beyler, bana müsaade. Aha. Hadi. Ağa pek sevmektedir Molla'yı. Elini çabuk tut Macar, yoksa kaptıracaksın kızı kuşlara. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Yok yani, ben Neslihan için. Geceden beri vır vır konuşup duruyorsun. Ne kızıyorsun ya? Ben sadece... Lan bak hala konuşuyor. Bırak yakamı Macar. Sen git sırtını yere çalana celallen. Ulan gücün bize yetiyor değil mi? Konuşma lan! Gel lan buraya. Gömerteceğim seni. Gel lan, gel.
Gel, gel de göreyim seni. Gel lan, gel de göstereyim günü sana. Gel, gel. Ulan, ulan ne yapıyorsun? Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim. Bırak şunu, bırak, bırak şu bıçağı. Gücüm bir tek bana yetiyor değil mi lan Macar? Öldüreceğim lan seni. Bırak, Mehmet. Mehmet, kendine gel. Bırak, dur. Bırak. Ne biçim arkadaşsınız siz ha? Madem artık sizin başınızım, beni dinleyeceksiniz bundan sonra. Kavga yok. Bıçak taşımayacaksınız, içki içmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Fikrini sormadan bir şey diyemem. Sen ağasın, tamam. Lakin bizim de malımız mülkümüz yerindedir çok şükür. Kızını mağdur etmeyiz. Elini sıcak sudan soğuk suya koydurmayız. Dünyanın en zengini de istese yine kızıma sorarım evvela. Peki Arif Hanım. Tez zamanda cevabını bekliyoruz. Efelerin başını çeken adam bu ahırdan bozma barakada mı kalırmış ulan? Ha? Onu da babam verdi ha. Ulan daha dün geldin, bugün başımıza geçtin. Aslanım benim. Bak, dilenciden başkan olmaz. Tanımam seni. Git bu evden, bir köpek getireceğim, o bu barakada kalacak. Ne ulan? He? Kızdın mı? İsmet. Geç içeri. Yeğenim, bakma sen buna. Ne oldu Elif? Ne diyor kız? İstemem diyor. Kız istemedikten kelli yapacak bir şey yoktur. Macar Selim'in babasına haber gönderip kızı vermeyeceğimizi söyleyelim. Ha, bir ara yokla bakalım şunu. Bir ara ağzını. Gönlünün düştüğü kimse var mıymış bir öğren. Arkadaşlar. Büyük savaş kapımızdadır. Sade gezmekle, yiyip içip keyif çatmakla olmaz bu iş. Kardeşlerim, hazırlıklı olmamız gerekir. Vatan için seve seve canımızı vermeye hazırız. Bu memleket çok şehit verdi, gene verir. Kardeşlerim, su uyur, düşman uyumaz. Her an tetikte olmalıyız, güçlü olmalıyız. Müsaadenizle, hemen geliyorum. Buyur. Arif Ağa seni çağırır. Hayırdır? Önemli bir konu hakkında konuşacak seninle. Tamam. Konuşmamı bitirince gelirim. Hemen gelsin. Mühimdir dedi. Toplantı da mühimdir. Peki.
Burada bekliyorum o zaman. Hı hı. Beni emretmişsin ağam. Otur şöyle. Estağfurullah. Otur oğlum. Abla abla o geldi. Kim? Muğla Ahmet. Kız ne işi var şimdi bunun burada? Yoksa sen mi söyledin ana? Babadır, bilmesi gerek. Eyvahlar olsun. Bilirim, esasında bu iş böyle olmaz. A kısmı bu işi böyle yapmaz. Ama vaziyet müstesna bir hal almıştır artık. Bizim buralı değilsin ama seni çok sevdim Ahmet. Çok düzgün bir delikanlısın. Belki de kasabamızın en sağlam delikanlısı sensin. Sağ olasın ağam. Sadede geleyim. Şayet sen de rıza gösterirsen... ...kızım Neslihan'la baş göz etmek isterim seni. Ananın babanın yanında olmaması benim için mesele değildir. Senin için de olmasın. Cevabını hemen verme istersen. İyi bir düşün, taşın önce. Ağam, beni seçmiş olmana çok sevindim. Kızın Neslihan, af buyur ama güzeller güzelidir. Hı hı. Eğer bende gönlü varsa başım üstünedir. Tamam mı diyorsun yani? Tamam diyorum. Öp öyleyse babanı diye. Oldu valla. Allah utandırmasın kız. Elif! Elif! Buyur bey. Çay demleyeyim, bize de içelim. Hoş gelmişsin oğlum. Hoş gördük. Hasan, ne dersin, doğru yaptın mı? En doğrusunu yaptın ağa. Ağalar yanlış yapmaz. Nasıl olur lan? Koca bir ağa elin yabanına nasıl kız verir? Vururum lan, Allah'ıma öldürürüm. Yapma Selim, dellenme. Sen ol da dellenme hadi. Sevdim ulan o kızı ben. Başkanlığı elimden aldı, ses etmedim. Ama bu sefer çizmeyi açtı bu molla. Ya dur. Yılanın başını küçükken ezmeliydik. Her şey baban olacak o adamın yüzünden oldu İsmet. Koruyup kollamasaydı, ev yurt vermeseydi şimdiye yoktu bu molla. Sakin ol. Babam yanlış yaptı ama ben yapmam. Bir düşündüğüm var. Baba olarak seni bilirim Yakup. Doğru edersin Arif ağa. Hazırlıkları başlattım. Seydiköy çayını da biçtirir biçtirmez düğünü yapacağım. Bizim üzerimize düşen neyse yapmaya hazırım. Ağa kızı alıyorsun Yakup. Ne düşecekmiş üzerine? Biz diyelim de gerisi sana kalmış. Allah erkek evlat vermedi bana ama böyle bir damat bahşetti. Tüm varlığımı harcasam da umrumda olmaz gayrı. Allah ısmarladık İmam Efendi. Selametle. Ahmet kardeş. Kahve mi? He kardeşler, kahve. Helal olsun sana vallahi. Hem iki işi bir arada yürütüyorsun hem de bizle uğraşıyorsun. Estağfurullah. Bırak şimdi tevazu göstermeyi. Hayatımı bile sana borçluyum. Eğer yetişemeseydin Tahtalıköy'ü boylamıştım vallahi. Benim de diyeceklerim var Ahmet. Geçen geceki sözlerim için kusura bakma. Sarhoştuk işte. Bundan sonra içmezsen kusura bakmam. Yemin ettim, ağzıma bile sürmeyeceğim.
Ben de. Buna sevindim işte. Kulağımıza gelen doğru mudur? Sahiden de Arif Ağa kızını mı veriyor sana? Doğrudur. Bir kızı bir sürü kişi ister, biri alırmış. Ben de talip olmuştum Neslihan'a ama vermediler. Meğer gönlü sendeymiş. Neslihan bacımdır artık. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bunu iyi bir kutlamamız lazım. Ya işim var benim kardeşler. Sağ olun. Ya bir geceni ayıracaksın epi topu. İçki yok ama. Tamam, söz. İçki yok. Ama kimseye bahsetmek de yok. Böyle biz bize eğlenelim isterim ben. Doğru, duyan gelir sonra. Tamam mı? Babama bile söylemeyeceksin. Tamam. Bu gece uygun mudur? Yatsıdan sonra uygundur. O zaman harabelerde buluşalım. Harabeler? Bazlara giderken hani, sağda var ya, biliyorsun. Ha tamam, biliyorum, biliyorum. Anlaştık. Hadi, gidelim. Afiyet olsun. Ahmet, cepkeni de üzerinden hiç çıkarmıyorsun. Efelere başlık etmek kolay değil Yakup dayı. Arada bir de olsa giyip boyu göstermek lazım. Ya bu gece izin verir misin bana? Niye? Çok yoruldum da dinleneyim biraz. Tamam yeğen, dinlen. Sağ olasın dayı. Merhaba ağalar. Merhaba. Allah gönlüme göre verdi anne. Babam beni o Selim gavuru ile evlendirseydi ölürdüm herhalde. Allah korusun kızım. Ahmet'im bir tane. Daha bir oturup da şöyle bir konuşmadınız bile. Onun da zamanı gelecek kızım. Ne konuşuyorsunuz bakalım? Hiç. Havadan sudan. Tahmin ettiğin gibi bey. Allah Mesut bahtiyar etsin kızım. Babanızı hiç bu kadar mutlu görmemiştim kızlar. Düğün için elini çabuk tutmasından belli. Seydi köyün çayırı biçildiği gün hemen gelinsin abla. Kızım. Nerede kaldınız be kardeşler? Beklemekten ağaç oldum burada. Buluşacağımızı kimseye söylemedin değil mi? Söylemedim. İyi. Siz içmişsiniz. İçtik. Ne oldu molla? Ayıp mı ettik sana? Ayıp ettiniz. Yok ya. Yemin ettik dediniz. Macar'ın yemininden ne olur lan? Gavurun yemini içene kadar. İsmet çek elini. Yazıklar olsun size. İsmet nerede? Eve gelmedi. Kime çekti bu olan bilmem ki. Şuna bak. Gece yarısı olmuş, hala ortalıkta yok. Ahmet de yok. Ne bileyim bey, neredeler? Allah Allah. Bu işte bir bit yeniği var ama dur bakalım. Hayırdır inşallah. Ah!
boşuna debelenme. Kurtulamazsın. Ne istersiniz benden? Niye yaparsınız bunu bana? Sen bu kasabaya geldin geleli her şey ters yüz oldu Molla. Bitti ama. Sonun geldi artık. Yardım edin! Yalvarırım, yardım edin! Efeler alayının başına geçtin, ses etmedin. Kasabanın en fiyakalı adamı olarak seni tanıdılar, gene ses etmedin. Ama sevdiğim kızı elimden alman bardağa taşırdı. Yapma, yapma ne olur. Ben bir kötülük etmedim size. Ben insanlık... Kaç! Dağdan geldin, bağdakini kovmaya kalktın sen. Ama yağma yok artık. Yağma yok. Selim yapma. Yalvarırım yapma. İsmet! İsmet Allah rızası için yardım et İsmet! Allah rızası için! Kurtarın beni! Yardım edin yalvarırım. Yardım edin! İsmet! Yardım et bana! İsmet! Gel buraya. Gel buraya! Kes. Kes! Molla Ahmet nerede Yakup dayı? Bilmem. Sabah ezanını imam okudu. Öyle oldu ya. Başına bir iş gelmiş olmasın? Ben de ondan korkuyorum. Yakup emmi! Yakup emmi! Ne oldu yeğenim? Ahmet öldürmüşler! Öldürmüşler mi? Ne ettiler sana Molla Ahmet? Ne diye kıydılar sana? Ay yiğidim. Kazıldı mı Molla Ahmet?
aç gibi delikanlıdan. Gidişin olana gelişin olmayan. Hayatını kurtarmıştı o senin. Allah belanızı verir. Ocağınız döner. Allah belanızı verir. Ocağınız döner. Elleriniz kırılır. Ah bizim ekleyen elleriniz. Kıyan elleriniz kırıla. Allah belanızı vere. Bir incecik yol gidiyor bazlara. Aman ılgıt ılgıt kanım aktı sazlara. Ilgıt ılgıt kanım. Selam söyle anamınan kızlara, aman dalgın uykulardan uyan Ahmet'im. Yallı Molla Ahmet'i Kırkpınar'da kestiler, aman cepkenini saz dalına astılar. Cepkenini saz anam babam benden umut kestiler, aman kuş gibi meydanda dönenlerdeniz. Bir güzel yol bir gemim var, salıverdim engine, aman kaderim yok, düşemedim dengime, kaderim yok, düşemedim.
şimdi rağbet. Güzel ile zengine aman, kuş gibi meydanda dönenler deniz. Bir güzel yoluna ölenler deniz. Bir gemim var, salıverdim engine. Aman kaderim yok, düşemedim dengime. Kaderim yok, şimdi rağbet. Güzel ile zengine aman, kuş gibi